Gerçek Haber Ajansı olarak öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz tatil kampı polisler tarafından basıldı ve işkenceyle gözaltına alındınız. Bize kısaca baskın anını anlatabilir misiniz? Kaç kişiydiniz? Kampın kaçıncı gününde bastılar? Yani biz iki yerde kamp yaptık. İlk olarak gittiğimiz bir yer vardı. Oraya polisler geldi. Kampın 5. 6. günüydü. Dediler ki burada kamp yapamazsınız. İşte burası yasak bölge vesaire. Biz de ilk başta kamp yerimizi değiştirdik. Yani çadırların olduğu bir bölgeye geçtik. Orada tekrar geldiler. Ondan 2 ya da 3 gün sonra tekrar geldiler. Dediler ki siz burada kamp yapamazsınız. Dedik nasıl olur yani işte burada herkes kamp yapıyor. Çadırlar var vesaire burada. Dediler yok işte size özel. Siz yapamazsınız kampı burada. Dediler işte sizi gözaltına alacağız hepinizi. Biz o ara 13 kişiydik o ikinci geldiklerinde. İşte o ara biz işte tartışma yok işte gitmeyiz gelmeyiz vesaire derken polisler şey getirdiler. Büyük gözaltı arabasını getirdiler. İlk başta bizden iki arkadaşı gözaltına aldılar. Onun üzerine biz yolu kestik. Arkadaşlarınızı bırakın diye. İşte bıraktığına kadar yolu açmayacağız vesaire dedik. İşte orada bir sürü halk toplandı. Yani eylemi o şekilde devam ettirdik. Daha sonra biz hani polis saldırıya geçmek üzereyken biz oturma eylemine geçtik. Birbirimize kenetlendik. Polis de bizi oradan tek tek kopararak gözaltına aldı. Yani gözaltına alan toplam 13 kişi vardı. Ne kadar süre boyunca gözaltına kaldınız ve bu süre içerisinde neler yaşandı? Bize anlatabilir misiniz? Yani polis saat 4-5 gibi kamp alanımıza gelmişti. Ve akşam karakola saat 11 gibi, 11.30 gibi girdik. Ertesi gün 2 gibi gözaltından çıktık. Yani yaklaşık bir 16 saat civarı gözaltında kaldık. 22 Ağustos günü akşam saatlerinde gözaltına aldık ve ertesi gün 23'ünde yine öğlen saatlerinde serbest bırakıldık yapılan işlemlerin ardından. Sorun devamı neydi bakalım. Polisler bizi işkenceyle gözaltına alındılar. Bizi gözaltına almak istediklerini söylediler. Biz ise gerekçesini sorduk. Gerekçe olarak kimlik kontrolünü gösterdiler. Biz ise 2 gün önce daha önce kamp yaptığımız alanda kimlik kontrolü yapılmıştı, kimlikleri verilmişti. Bunun üzerine ikinci kez kimlik kontrolü yapılmasını reddetti, kabul etmedik. Ancak polis gözaltı yapmakta ısrarlıydı, kararlıydı. İşte emirleri büyük yerden aldık diyorlardı. Biz de gözaltının kaçınılmaz olduğunu bildiğimiz için oturma eylemine geçtik, birbirimize kenetlendik. Polis işkenceyle hepimizi birer birer söküp aldı ve ekip odasına götürdü. Orada da yine işkence vardı. Ancak halk olduğundan orada, Yunan halkı vardı. Halk olduğundan fazla işkence yapamadılar orada. Çünkü aynı zamanda çekim de yapıyorlardı oradaki halk. Ancak daha sonra karakola götürüldükten sonra karakolun kapısına girer girmez kamerasız bölgelerde dakikalarca işkence yaptılar. Tekme tokat attılar. İşte birkaç kişiyi yere yatırdılar asansörün içerisinde. Orada dakikalarca tekmelediler. Ardından işte cop kullandılar. Bir arkadaşımızın Anıl'ın kafasını copla yardılar. Bu şekilde işkence sürdü. Akşam gözaltında karakola girerken. Daha sonrasında ise sabaha kadar bekledik. Sabah işlemlerimiz yapıldı ve serbest bırakıldık. Buradan da aslında ne kadar keyfi bir gözaltı olduğunu görmüş olduk. Bu ne kadar haksız bir gözaltı olduğunu görmüş olduk. Ve yine polisin işkenceciliğini gördük burada. Tatil kampınız neden basıldı? Sizleri hangi gerekçeyle gözaltına aldılar? Yani bize gerekçe vermediler aslında. Şunu dediler işte sadece biz işte emir aldık. Sizi almak zorundayız. Biz hangi gerekçeyle? Ya gerekçeyi size söyleyemeyiz ama emir büyük yerden. İşte bakanlık böyle talimat verdi bize. Biz burada sadece askeriz. Onun dışında hiçbir bilgi vermediler. Hani gözaltına alınırken karakolda bile daha doğrusu bir şey demediler. Sadece ertesi sabah işte çıkartılırken işte savcı sizi serbest bıraktı çıkıp gidebilirsiniz dediler. Hani hiçbir şey öğrenmedik yani emir ne, talimat nedir? Kim verdi bu talimatı hiçbir şey bilmiyoruz yani. Tabi bunlar daha sonra Alpatacı'da öğrendik sadece. Sizce bu saldırıların ve işkencelerin asıl nedeni nedir? Asıl nedeni bizden devrimci olması, Marksist olması, emperyalizme ve faşizme karşı mücadele etmemizdir.
Yunanistan emperyalizmi yeni sömürgesi işbirlikçi bir devlettir. Emperyalizmin işbirlikçisidir. Bundan kaynaklı işbirlikçiliğini kanıtlamak için devrimcilere saldırıyor. İşte Avrupa'nın her yerinde, Türkiye'de, yine Yunanistan'da devrimcilere saldırılar sürüyor. İşte son olarak Avusturya'da bir arkadaşımız gözaltına alındı. Yine Almanya'da bir arkadaşımız gözaltına alıp tutuklandı. Bize de bu ikinci saldırı, ama Kosova'da daha önce bir saldırı olmuştu. Yine polis işkence yapmıştı orada bizlere, saldırmıştı. Bu kez yine kamp alanımızı basarak, bizi gözaltına alıp işkence yaptılar. Asıl korkuları bizim devrim için mücadele etmemiz, devrimcilik yapmamızdır. Saldırıların nedeni budur. Gözaltıların nedeni, işkencenin nedeni budur. Kaç kişi işkence gördü ve ne tür işkencelere maruz kaldınız? Yani işkence görmeye kalmadı aramızda. 13 kişi gözaltına alındık. Herkes işkenceyi gördü yani, işte tekme tokat girişler bizlere. Copla vurdular. Bir arkadaşımızın belini mahvettiler. 2 gün boyunca doğrusu yürüyemedi. Yeni ayak toparladı kendisini. Ben işte kafayı yardılar copla. O da şöyle işte, beni hücreye attılar. Kapıyı kapatırken tekrar geri açtılar kapıyı ve copla bir tane vurdu. Benim ilk tepkim şuydu yani, işte bu ne dedim hani, gereksiz bir hareket diye düşündüm kendi kendime, ama hani şimdi dönüp baktığımda gerçekten gereksiz değil yani, işte düşman yani. Polis saldırıyor, hani o seni düşman olarak görüyor, biz onu düşman olarak görüyoruz. Hani gereksiz bir hareket değil, adam yapması gerekeni yapıyor. Ve biz yapmamız gerekeni yapıyoruz, biz orada karşı direniyoruz orada. Onun dışında hani kolu sarılan oldu şimdi, iki arkadaşımızın kolu, ne diyorlar ona? Sargıda. Birimiz arkadaşımız ayağını sardılar. Hani eli boralanlar, işte kelepçe izleri var herkeste. İşte belinde ağrılar, her tarafında ağrılar var yani herkesin. Hani işkence görmen kalmadı aramızda. Yani aslında karakola girerken direkt başladılar. Tekmelerle, tokatlarla vurdular. İşte kolumuz şişen var, boynumuz ağrıyan, belimiz ağrıyan var. Çeşitli ellerimizde yaralanmalar, çizikler oluştu. Gözleri şişen, kolu şişen, ayağı şişen, ağrıyan arkadaşlarımız var. Kuyruk sokumuna aldığı defalarca darbeden dolayı yürüyemeyen arkadaşlarımız var. Yani işkence görmeyen, yaralanmayan kimse yok yani gözaltına alınan arkadaşlarımız var. Peki işkence görenlerin durumu nasıl? İşkenceye dair bir rapor alabildiniz mi? Yani biz gözaltından çıktıktan sonra ilk işimiz Kalkida şehrindeki, yani kamp yaptığımız şehirdeki, daha doğrusu karakolun bulunduğu şehirdeki hastaneye gittik. Orada rapor almak istediğimizi söyledik, olay anlattık. Oradaki başhemşire saldırının haksız olduğunu, adaletsiz olduğunu, ırkçı bir saldırı olduğunu söyledi. Bizi sahiplendi, devrimcileri sahiplendi ve orada hepimizle iyi ilgilendi. Aynı şekilde başhekim de aynı şekilde bizle iyi ilgilendi, iyi karşıladılar bizi, sahiplendiler. Orada hepimizin filmleri çekildi, çeşitli tahliller yapıldı. Müdahale edilmesi gereken yaralara müdahale edildi. Örneğin alnının kafasına dikiş atılması gerekiyordu, dikiş atıldı. Serum verdiler vesaire. İşte tedaviyi yaptılar. Ardından bir rapor hazırlayacaklar. Daha henüz raporlarımızı almadık. Saldırıların, işkencelerin raporunu ileriki günlerde alacağız ve o raporlarla birlikte polislere karşı dava açacağız. Peki bundan sonra bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani Burak anlattı işte, raporları alacağız önümüzdeki günlerde. O raporlarla birlikte suç duyurusunda bulunacağız. Avukatlarla da görüştük. Avukat da şey öğrenmişti biz, işte bu emrin kim tarafından verildiğini öğrenmişti. İşte Yunanistan'daki Kamu Düzeni Bakanlığı var. İşte ona bağlı güvenlik şubenin işte birisi talimat vermişti. Onlar kamp yerinden alın, gözaltına alın gibi talimat vermiş. Bundan dolayı yarın yani pazartesi günü de Kamu Düzeni Bakanlığı'nda bir eylemimiz olacak. Ve onun için işte o mahkeme süreci başlayacağız. Suç duyurusunda bulunacağız onlarla ilgili, işkencelerle ilgili. Sizlere ve tüm arkadaşlara tekrar çok geçmiş olsun diyoruz. Gerçek Haber Ajansı olarak dinleyici ve izleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Tekrardan geçmiş olsun. Biz teşekkür ederiz.